Yavuz Yıldırım'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Hala proje dosyaları elimizde yok. Amerika'dan bana bunu sormak için mi geldin Nizamettin? Evet. Ama kendi inisiyatifimle değil. Görev verildi. O yüzden mi sorgular gibi üstten üstten konuşuyorsun abinle? Konu biz değiliz. İkimiz de emirlere göre hareket ediyoruz. Ben sadece kainat imamımızdan emir alırım. Sana beni sorgulama yetkisini kim verdi? Kim verdi biliyor musun? Senin o kainat imamı dediğine de emir veren asıl dünya güçleri. Türkiye'nin hava savunma sistemi projesini ilkokul mezunu bile olmayan Fettah Dahak alıp ne yapacak sanıyorsun? Hocam hakkında böyle konuşamazsın. O da emir kulu. Kopanlı Hilmi. Onu söylüyorum. Ona 150 milyar dolarlık dünya imparatorluğu kurduranlar da, beni sana hesap sormaya gönderenler de aynı. Okyanus ötesinden büyük patronlar. Bunu tarih yazacak. Sene 2012. 3-5 yıl içinde Türkiye'de sistem değişecek. Ya size verilen görevleri layığıyla yapar, başarılı olursunuz. Ya da siz gidersiniz. Biz gelir devam ederiz. Nizam'ın dediği oldu. Biz gittik, onlar geldi. Başka kimi tanıyorsun bunların içinden? Hiç kimseyi. 15 Temmuz hazırlıklarını ve sonraki planları bilen herkesi devre dışı bıraktılar. Nizam'la son görüşmemizde nasıl bir yalanın içinde olduğumu anlamıştım. Bade Harabül Basra. Doğru. Basra harap olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra. Ama batmıştım. 16 Temmuz sabahı millet bizimkileri önüne katıp kovalamaya başlayınca ben de kendi derdime düştüm. Projeyle ilgili bütün bilgileri toplayıp Cengiz Selçuklu'nun da zürriyetine son verip kaçıp saklandım. Senin gibi pisliği toprak bile saklamaz. Artık bırak beni. Ne gelecekse başıma razıyım. Sonra ne yaptın? Hepsini anlat. 16 Temmuz sabahı anladım ki gidecek hiçbir yerim yoktu. Makamım, lojmanım her yere devlet el koymuştu. Beni de yakında alacaklardı. Gidecek tek bir yerim kalmıştı. O gece bizi İstanbul'dan Ankara'ya Amerikalı bir şirketin helikopteri götürecekti. Onlara da ulaşamadım telefonla. Ama biliyordum yerlerini. Dünya yıkılsa onlara bir şey olmaz diyordum. Gittim. Herkesten önce onlar kaçmışlar. Ama elimdeki dosyalarla sokakta dolaşamazdım. Ben de o binaya sakladım. Hala orada durduğunu ne biliyorsun diyeceksin. Eminim. Yoksa niye peşime düşsünler? Bu kadar sene sen niye gidip alıp kaçmadın bu ülkeden diye soracak olursan, o da senin problemin. Davut Bağa'dır. Adrese gidince göreceksin. Alabilecek olsam çoktan alıp kaçardım bu ülkeden.
benim o gece rahat rahat girip dosyaları sakladığım binanın çevresinde artık kuş uçurtmaz olmuşlar. Oraya kimi yollayacaksın bilmiyorum ama becerikli, akıllı ve korkusuz olmalı.